sevgili seyirciler. İşte Karadeniz'de ben Semina Şenyurt. Güzel, keyifli bir program öncesinde Giresun'un güzel ilçelerinden bir tanesinde Görele'deyiz. Görele'den herkese kucak dolusu selam ve sevgiler gönderiyoruz. Neler yaşayacağız, neler olacak? Ben de sizler kadar meraklıyım. Tabii ki Belediye Başkanımız Sayın Tolga Erener Beyefendi ile görüşeceğiz. Görele'yi size yakından tanıtacağız. Helvamız var, dondurmamız var, halk oyunlarımız var, kadınlar pazarımız var, köyümüz var, kentimiz var, yaylamız var, her şeyimiz var. Bu anlamda hayatınızdan bir saati çalmaya geldik. Bana eşlik ederseniz çok mutlu olacağım. Haydi bakalım, Görele'deyiz efendim. Sormasınlar haluni, benim gibi yanasın. Sormasınlar haluni, iki taşta kalasın da vermeyesin canuni. İki taşta kalasın da vermeyesin canuni. Sarılsam da olmayı, darılsam da olmayı. Sarılsam da olmayı, darılsam da olmayı. Seve seveninden böyle darılma. Görele adının antik çağda bugünkü Enesir kasabası çıkışında Görele burnu diye anılan harabe halinde kalıntılarına rastlanan Korolla şehrinden gelmekte olduğunu öğreniyoruz. Görele burnunda Bizans döneminden kalma 4 kale harabesi varmış. Kale harabeleri üzerinde yapılan arkeolojik çalışmalar buranın Ortaçağ Bizans kalesi olduğuna işaret ediyor ve en geç 14. yüzyılda yapılmış olabileceği ihtimalini ortaya koyuyor. Bu bilgilerden yola çıkarak eski Görele'nin İtalyanca mercan anlamına gelen Korolla olduğu ve Cenevizler tarafından oluşturulduğu şeklindeki yaygın kanaatin doğru olmadığını öğreniyoruz. Bu halde bu adın Cenevizlilerin Karadeniz'e gelmelerinden önce de var olduğu açık. Öte yandan halkın birbirine haydi görelim yahut git Görhele demelerinden dolayı Görele adının Görhele sözlerinden çıktığı ise yakıştırmadan ibaret olduğunu öğreniyoruz. Yine Korolla Türk telaffuzuna uygun olarak Görele şekline dönüşmüş. Görele'ye gelince kadınlar pazarına uğramadan gitmek olmaz dediler. Çünkü yöresel ürünlerin, doğal ürünlerin satıldığı gerçekten hanımlar tarafından, köydeki hanımlar tarafından aşağı getirilen birbirinden güzel ürünler var. Bildiğiniz ürünler tabii ki ama bu çalı çileği diyor. Çalı çileği değil mi bu? Kaç lira bunun kilosu? 10 lira. 10 liradan. Bu çalı çileği başka bir adı var mı onun? Yaban mersini. Ha, yaban mersini olarak da adlandırılıyor. Nasıl topladın? Kaç günde topladın bunu? Ben toplamadım. Okul çocuklarının ihtiyacı var. Onlar topladı. Ben toplayamam. Ha, onlar topladı, sana getirdi. Sen de buradan vatandaşlarla buluşturuyorsun. Peki nasıl, talep var mı? Ay, bu İstanbul'da olsa var ya kapış kapış gider. Ha, öyleymiş. İstanbul'da da gidemeyeceğimize göre burada ucuz gidiyor işte. Gönderiyoruz, görüntü olarak gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Selam göndermek istediğin birileri var mı? Vallahi kimseye selam göndermiyorum. Kimseye. Küsmüş bir kez çalı çileğim var benim. Ekşi. İncire bakar mısın? Bu yok, incir değil bu. Süs kabağı. İncir sandım, biliyor musunuz? Tepkimiş. Ana, incire bakar mısınız dedim ama süs kabağı. Çürümüyor mu bu? Hayır, onu asıl öyle. Sonra çividir abi. Ne olacak yani, süs? Nasıl bir süs yapıyoruz? Dur şöyle, ben aranıza geleceğim. İsim alayım. Hava. Hava Hanımcığım, nereliyiz Görele'de? Hangi köyünde? Çatak köyünde. Çatak. Zelfi. Zelfi ve Havva ablalarla beraberiz. Az ye kız, sat onu, sat yeme. Bu çok yaranı da yiyorum. Neye faydası var? Bu her hastalığa faydası var. Her hastalığa. Ben buna iyi ki iki tane taş düşürdüm. Böbrek taşı düşürüyor diyor. Çok faydalı. Reçeli olur mu bunun? Evet. Az önce olur dedi teyzemiz reçel ama. Reçel yapıyoruz. Bundan kompostu yapıyoruz. Böyle kaynatıp içiyoruz. Kompostu da çok güzel olur. Hani böyle... Ben bunu marmelat yapıp çocuklarıma içireyim kışın. Çok iyi. Çok güzel oluyor. Evli bekar, tabii ki evlisin. Evli. Çelik çocuk uşak. Hepsi var. Kaç tane var? 9 tane. 9 tane. Allah bağışlasın. Hepsi sağ mı? Sağ. Torun kaç tane?
Torun var. Oğlum, 14 tane de torunum var. Hava abla. Evet. Nasılsın? Gerçekten soruyorum sana. Sağlığın saatin yerinde mi? Rahatsızlık ama ne yapalım, öyle geçinip gidiyor işte. Peki her salı günü geliyor musun buraya bir şeyler satmak için? Her sene gelemiyorum. 15 günde bir gelemiyorum. Arada ne satıyorsun? Fasulye, salatalık, armut da senin mi? Yok. Arkadaşımın çile. Un satıyor. Fırında da onu satıyor. Ha, nasıl? Geçim. Çökelek satıyor. Çökelek. Yağ satıyor. Oo, ne güzel. Ne bulsak satıyor. Doğal, organik. Kendin mi yetiştiriyorsun? Kendim yapıyorum. Kendin mi yapıyorsun? Ha, kendim yapıyorum. Muhteşem valla. Teşekkür ederim. Kimlere selam göndermek istersin? Bak, şu an ekranda seni görüyorlar. Benim dışarıdaki bütün aileme, çocuklarıma, torunlarıma, hepsine selam veriyorum. Göreli Çatak Köyü'nden. Hava Aslan. Hava Aslan ablam. Yurt dışında tüm gurbetçi torunlarına, sevdiklerine selamlarını gönderiyor. Yurt dışında kızım var, oğlum var. Zelfi'ye bir şey sormayacağım. O da sürekli yiyor. İşte yine gözüme kestirdiğim bir tezgah. Ay, fırınını ne güzel gözüküyor. Pazar olsun, merhabalar. İsmin ne? İsmim Dudu. Dudu teyzem, nasılsın? İyi olmaya çalışıyorsun. Kaç yaşındasın? 72 yaşındayım. 72 maşallah. Allah uzun ömürler versin. Ne pırasa tohumu var orada? Var mı pırasa? Doğru mu görmüşüm? Maydanoz, marul. Maydanoz, marul. Ispanak. Ispanak. Kıvılcık tohumu. Bu tohumları sen kendin mi yapıyorsun? Yok. Başka yerden mi alıyorsun? Kendimin de var da başka yerden alıyorum. Fasulye kaç? Onu 10 diyorlar da 9'a veriyorlar. Bunlar benim diye. Var mı selam göndermek istediğin birileri? Çelik çocuk kaç tane var? Benim bir kızım, 3 oğlum var. Allah bağışlasın. Hangi köydeniz? Duan köyü oldu şimdi, ismi diğer işte Neboğullarından babu Deriç. Neboğullarının Dudu teyzesiyle beraberiz. İstanbul'daki tüm sevdiklerini bizlerin aracılığıyla ne selam gönderiyor? Selam, çok çok selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Pazar olsun diyoruz sana. Kolay gelsin Dudu teyze. Ne alacağım? Mısırına baktım. O fırın unu, mısır unu değil. Evet, fırın unu. Fırın yağlaş mı yapıyorsun, yemeklere mi katıyorsun? Ekmek yapıyoruz, yemeklere de katıyoruz. Fırın unundan mı yapıyorsun? Evet. Ama normal mısır unundan daha güzel oluyor. Bundan da güzel fırından oluyor. Fırından seviyorsun. Bundan da güzel İsim oluyor. İsim nedir? İsim Sare. Niye çekiyorsun? Sare. İyice öyle, ben boş zamanlarımda geliyorum, insanları çekiyorum. Karadeniz şivesi farklıdır. Aa, bunları da çek diyorsa onlar çekilecektir. Merhabalar. Merhaba. İsim? Fatma. Fatma abla hangi köydensin? Tepeköy. Tepeköy'ün Fatma ablasıyla beraberiz şu anda. Bu kiraz tuzlama. Pardon, taflan. Yani kara yemiş. Kara yemiş. Bu ne? Bu? O üzüm tekmesi. Oldu mu üzümler? Kaynattın ne zaman? Niye çağırmadın bizi? Üzüm pekmezi efendim. Kokulu üzüm değil mi? Kokulu üzüm olarak söylenir. Kaç liradan satıyoruz bunu? 35 liradan satıyoruz ama size bir şey söyleyeyim mi? 35 liraya verilmez. Zahmeti çok fazla. Doğru mu yok? Aynen. Pazar olsun, kolay gelsin. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyi. İsmini öğrenebilir miyim? Cemal Bey, hangi köydeniz? Köyden değil, bu Giresun'dan geliyor. Karışlar'dan, Kızılcık şu an. Sizin köyünüz neresi diyor? Çanakçı. Çanakçı'dan, Görüle'den yukarı Çanakçı'ya çıkıyoruz ya, oradan evet. Kemal abimiz. Kaç lira bunun kilosu? 4. 4 lira. Marmelatı yapılıyor, başka reçeli yapılıyor. Reçeli. Her şeyi var yani. Kombosusunu yap, mayhoş mayhoş iç. Teşekkür ediyorum Kemal amca. Görüntüsü çok güzel gerçekten. Bunlar ne? Balı da var, yine organik. Ama şimdi biz asıl çekmemiz gereken, göstermemiz gereken başka bir şey var. O yüzden bu tarafa geçtik. Dondurma efendim, dondurma. Sonbahardayız, bu mevsimde dondurma olur mu Semina diyeceksiniz ama oluyor işte, bakın. Görüle'nin meşhur dondurması. Bu damardan gelenler hep mi böyle şahane?
Ben kimseye kaptırmam soğanın çocuğunu. Evlendiyse ablasıyla alırım küçüğünü. Ben kimseye kaptırmam soğanın çocuğunu. Evlendiyse ablasıyla. Bu mevsimde dondurma satılıyor mu? Bizim dondurmamız yaz kış her mevsim yenebilecek düzeyde, kalitede, kıvamda. Sert değildir, içinde buzdolma yapmaz. Muhallebi gibi şeker oranı azdır. Nasıl anlatayım yani, dokunmaz insana. İsterseniz bir tadımlık vereyim size. Tadım alacağım zaten, öyle almadan olmaz yani. Tada tada bir hal olduk zaten. Ama çok istemiyorum. Hayır yani çok böyle minnak. Dondurma sevil. Oy bağırma. Oy bağırma. Sevil diye bağırma. Ay çok oldu bu ya. Bunu yiyeceksiniz, bir daha yiyesiniz gelecek. Değil mi? Öyle diyorum. İşte meşhur Görele dondurması. Bugün şansımıza pazar olduğu için. Pazar haricinde satıyor musunuz bunu? Hafta içi her gün buradayız. Burada. Nisan'da başlar. Bu zamanlara kadar. Bundan sonra yağmur yağarsa kesilir. Dün yağmur vardı Görele'de. O yüzden burada bilen değildi, yalan konuşuyor derdi. İşimiz vardı. Burada nöbetçi bir işimiz var yani. Yağmur yağdı. Salep, şeker, meyan kökünden oluşur. Sert değildir. Kıvamı yumuşaktır, insanı bayıltmaz, bunaltmaz. Evet öyle çok çok tatlı bir şey değil. Gideceğiz zaten, gideceğiz, biz sizi çekmeyiz. Gel gel, dondurmaya gel, dondurmaya gel. Nasıl bağırıyorsunuz? Zebil diye bağır, zebil diye bağır. Ne? Zebil olduğu zaman bedava olur. Buranın eski bir 200 senelik bir örfü adetidir bu. İnsanlar gelir 10 lira, 20 lira, 30 lira neyse gönlünden koparsa verir. Ölüsünün, geçmişlerin ruhu için dağıtır. Bir nevi mevlüt diyelim. Camilerde mevlüt olur ya mesela, limonata dağıtarlar, su dağıtarlar. Ölüsünün ruhu. Dondurma. Atıyorum ben geldim, zebil dondurma var diye bağırıyorum. Ama evet, sana ücretini veriyorum. Tabii 10 lirasını veriyorsun. Ama vatandaşlar. Vatandaş yiyor yani. Bir nevi mevlüt gibi yani. Bu bizim hiçbir Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir geleneğimiz, göreneğimizdir. Peki hala devam ediyor mu bu? Tabii tabii. Şimdi insanlar mevsim biraz ağır ağır kapanmaya yüz tuttuğu için fazla bir rağbet olmuyor yani. Bizde dondurma yemek kültürü yok. Kaç yıl yapıyorsun bu mesleği? Ben de 3. kuşağıyım. Hemen hemen bir 200 yıl oluyor. Evet. 200 yıllık bir dondurma oluyor. Evli misiniz? Tabii eşim de burada kendisi. Ha, merhabalar. Çocuk var mı? İki tane, bir oğlum. Gelecekte de onlar o zaman 15. nesil olarak devam mı edecekler? İnşallah yani, okuyorlar ama büyük bir ihtimalle. Bir şeyler yapmaya çalışacağız yani, onlara bu işi öğretmeye çalışıyoruz. Şimdi siz 10 lira veriniz. He? Sizin ölmüşlerin ruhları için tamam, buradan dağıtalım. Tamam ben zebil gerçekten bağıralım. Tamam gerçekten 10 lira veriyorum. Evet. Tamam mı? 10 liralık. Aklından yalnız mesela ölmüş en sevdiğin kim var? Dedem, baban, atan, ne varsa onu geçir aklından de. Tüm dönmüş. Evet, tüm baban, tabii ki babamın canına rahmet. Allah rahmet eylesin. Ve tüm ölmüşlerim için o zaman ben 10 lira ödeyeceğim Şenol kardeşime. Ve o buradan benim adıma zebil dondurması dağıtacak. Çok iyiymiş ya, çok sevdim. Zebil, zebil, zebil. Parasız. Ölüsünün, dirisinin. Dondurma zebil. Zebil. Zebil, 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 zebil. Allah çok versin. Zebil Allah'ını kabul etsin. Yeni bir çetinin ruhuna gitsin. Atasının, dedesinin, ölüsünün. Zebil, zebil. Evet. Zebil, zebil. Ay çok iyiymiş ya. Size mi verecek parayı? Yani. O da mı sizden? Zebil, bu da yeğenim. 10 liralık. 10 liralık. Zebil, ya zebil. Hatta 20 liralık olsun. 20 liralık olsun. Tamam. Bugün tamam, ölmüşlerimizin ruhu için zebil, böyle. Parasız, parasız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Allah'ını kabul etsin. Yedi bir cekinin ruhuna gitsin. Amin. Bütün ölmüşlerimizin, bizi izleyen. Bu ablamın. Bütün ölmüşlerimiz için. Ölmüşlerin dirisinin ruhuna gitsin. Ruhuna gitsin bütün, dedik. Bütün şehitlerimizin, askerlerimizin ruhlarına gitsin. Evet. Bu vatan için ölenlerin ruhuna gitsin. Efendim bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Ben bunu ilk kez duydum çünkü. Benim gibi ilk kez duyanlar da var ise. Parasız, geliyorsunuz. Parasız. 10 lira veriyorsunuz ya da 5 lira ya da 20 lira, gönlünüzden ne kopuyorsa ölmüşleriniz için böyle zebil olarak ödüyorsunuz. O sizin zebil, adınıza parasız, burada hayır parasız, dağıtıyor. Parasız. Muhteşem bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Göreleyi seviyoruz efendim. O zebil dağıtımı devam ediyor ama burada da oturan böyle misafirlerimiz var. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Rabia Karaman. Rabia Karaman. Hangi köydeniz? Ben Rizeliyim. Rizeli misin? Ne yapıyorsun burada sen? Eşimden beraberim. Ay ben de bilmiyorum ne yapıyorum. Bu zebil olayını biliyor muydunuz daha önce? Yok, ilk defa burada öğrendim. Öyle ve mi? De yiyorum. Afiyet olsun. Ablacığım senin adı? Ben Emine Bayır. Annesiyim. Öyle mi? Kız evet. Anne senden geç duruyor vallahi billahi. Maşallah. Maşallah diyorum gerçekten. Zebil yaptın mı sen daha önce hiç?
Ben evet. Yaptın evet, ama çok güzel çok. Bir şey abla evet, ya değil çok, mi? Evet. Hani böyle geliyorsun atıyorum 5 liranız var ya da 10 evet. liranız veriyorsunuz ve hayır işlemek. Evet. Aa, çok güzel. Yemek istiyorum. Yani. Göreli'ye yolunuz düşerse siz de Zebil'den nasiplendirin ölmüşlerinizi. Seyirciler Göreli deyince aklımıza dört şey geliyor. Dondurma, helva, kemençe, bir de pide. Evet, yardım almak zorundayım sonuç itibariyle. Ve bugün sizlere bu hafta kemençe ustasıyla tanıştıracağım. Ali Kol. Evet, Ali Kol. Kemençe ustası. Kemençe ustasıyım. Güzel kemençe yapıyorsunuz. Yapıyorum. ...94'ten beri bu kemençe işinin içindeyim. İlk başlarda amatör olarak yapıyordum. İşte elinde bir ağaç parçasıyla geldi. İşte ben dedi kemençe ustasıyım, ismim şu, Enver Topal. İşte bana yardımcı olur musun? İşte bunları kesebilir miyiz gibi öyle bir şeyde bulundu. Tabii ben de ona yardımcı oldum. Makinalarımı da kestim, işte içini deldik, cilalarını vurduk falan. O şekilde... Hastalık ne diyoruz, vurdu. Neden kaçarsınız? O sizi evet. bir gün mutlaka bulur. Kemençe. Tabii ki şimdi iyi bir kemençe yapıyorum. Ki tabii sevmek lazım. Seviyorum. Yapmayı çok seviyorum. Devam edebilmesi için ustaların da yetişmesi tabii lazım. Yetişmesi Allah lazım. Korusun başınıza bir hal geldi. Ne yapacağız? Yani, kemençesiz mi kalacağız? Doğrusu yani iyi bir kemençe yapan olmaz. Olmaz. Tabii mi? Olmaz yani. Kaç yaşındasınız? 50 yaşındayım. Neyse bir 15 sene daha yaparız. 15-20 sene daha yaparız. İnşallah şimdi yine de çırak şey yaparız, yetiştiririz. Var mı şu anda yanınızda çırağınız ya da bu şu işi an, öğrenmek için gelen? Şu an yok. Bize tabii şeyden, liseden, çok programlı liseden öğrenciler geliyor. Şu an bir tane adayımız var. Genelde her ağaçtan kemençe olur ama tabii aynı sesi, aynı tıngırtıyı... hoş bir ses vermez. Bizim yöremizde bizim kendi kullandığımız ağaçlarımızdan bir tanesi erik ağacı, birisi de ardıç. Bunlardan çok güzel tatlı ses alıyoruz. Bir kemençe hani maliyeti size göre? Şimdi kemençenin şey olarak yani malzeme olarak çok bir külfiyeti yok, işçiliği var. Ne kadar süre içerisinde bir kemençe yapıyorsunuz? Şimdi toptan yaptığımız zaman hani 5-10 taneye bir başladığımız zaman bir kemençeyi bir güne sığdırabiliyoruz. Son dönemlerde Karadeniz müziğine çok ciddi evet. ilgi var zaten. Evet. İşte kemençe özellikle ulusal bir çalgımız evet. diye adlandırabiliriz. Bu anlamda talep görüyor musunuz? Talep var. 7'den 70'e herkeste var. Herkes var. Evinde bir tane kemençem olsun istiyor. Yani galiba. Şu an... yakın bir zamanda yani 3-5 sene içinde herkes çalmak istiyor yani şey yapıyor. Talep bayağı var. Kursumuz da var. Bizim normal halk eğitimimizin her sene okullar açıldığı zaman kurs veriyor. Keşke ustalık içinde size hani bir kurs falan açılsa da imalat evet, içinde. Öyle bir talep yok ama inşallah. Buradan sesleniyoruz. İnşallah onu da yaparız yani. Kalıbımıza göre çiziyoruz. Evet. Ondan sonra makinemizde kesiyoruz. Kestikten sonra tabii ki sonraki aşama geliyor şu aşama. İçini boşaltma aşamamız geliyor. Ondan sonra tabii kapak atma aşamamız var. Kapaktan sonra tabii toparlanıyoruz yani. Toparladığımız zaman bu seviyeye getiriyoruz. Tabii ondan sonra kulakları, köprüsü, işte eşik dediğimiz şeyleri yapıyoruz. Cilasını vuruyoruz. Ceplerini açıyoruz işte. Çalmaya hazır bir şekilde. Çalmaya 24 saat içerisinde mi? Sabah 8'de başladığınız takdirde akşam? Ya sabah 8'de başladığımız zaman akşama kadar bu şekilde. Bir tanesini bu şekilde getirebiliyoruz. Kaç şey alabilirim? Ben şimdi müşteriyim. Sizden bir tane kemençe istedim. Şimdi bizde şöyle 200 liradan başlıyor bizim kemençemiz. Ama tabii ki fiyatlar... 200 liradan 750 bin lira arasına kadar gidiyor. Yani. Özel sipariş yapıyor musunuz? Tabii. Hani feshanede görsel şölenler, işte büyük kemençeler. Tabii. Ona da yapıyorsunuz değil mi? Bir
ses çıkartan kemençenin özelliği nedir? Şimdi iyi bir kemençenin ses çıkarmasının özelliği, önce ağacın temiz olması lazım. Temiz ağaç, tabii. Erik ya da ardıç. Tabii. Bunun yanında iyi bir kapak olması gerekiyor. Yani ağaç çok iyi olur. Yüzüne attığımız kapak o kadar iyi olmazsa o tatlı sesi veremez. Yani birbirini tamamlar. Evet. Kapağımızın da çok iyi olması lazım. Şimdi mesela bu biraz boş çıkıyor ama şunlar daha güzel çıktı sanki sesi. Evet. Onların belli bir kalınlığı var. Tabii o sesi buluyoruz onda. Yani 2 milim gibi, 2,5 milim gibi bir kalınlığa düşürüyoruz. Telimizi taktıktan sonra tabii akurda ayarı var. Onu da yapıyoruz. Yani kapağın iyi, da iyi olması. Çalmıyorum ama her türlü biraz ince çalarım. Detayını biliyorum. Biraz. Fakat diyor iyi de kemençe yaparım diyorsunuz galiba. Tabii. Kemençe yaparım konusunda iddialı mısınız? İddialıyım. Evet. En iyi kemençeyi ben yaparım. Ben yaparım. Ne güzel. Ben zaten Ali abi Göreli'de tanımayan yok, evet. Hatta Türkiye genelinde artık tanımayan yok diyebiliriz Karadeniz'de olup. Evet. Yurt dışından da çekim geliyor, yapan tabii. Geliyorlar. Tabii. Ya bana yakın şöhret diyebilirim. Hatta benden fazla bile şöhret diyebilirim. Elimizden geldiği kadar. Değil mi Ali abi? Önce kız erkek evlenirken oğlunuz kemençe çalıyor mu falan denese ne güzel olur değil mi? Tabii. Yani belki de ceyiz sandığına da kemençe yani koymak gerekir. Tabii. Koymak gerekir. Evet. Kesinlikle bir tane kemençesi var, evet. Mı kızıl mesela? Göreli'den kız alıyor. Evet. Kardeşim sandığında kemençesi muhakkak var mı denilmeli yani. Denilmeli lazım. Bunları evet. Bitirecek misiniz tabii, Ali abi? Yani tabii, bunlar bitecek. Sipariş değil mi şu anda? Evet, bunların hepsi bitecek. Yani gördüğümüz gibi şu şu hale evet, gelecek. Bu hale gelecek. Yardıma ihtiyacınız olursa beni çağırın. Evet, ben tamam. Yardım ederim size. Tabii neden olmasın. Ali abi çok iyi çalamasam da diyor, yine de tıngırdatırım diyor. İşte böyle. Ustası olabilirim aslında gibi bir şey var mı? Zaten ilk günüymüş bugün, evet. Kardeşimizin burada. Tesadüfen denk geldi. Hani gelecekte seni kemençe ustası olarak görebilir miyiz? Kısmetse neden olmasın ki? Bu belki bir adım. Belki adım. Teşekkür ediyoruz. Bol şanslar diliyoruz. Şimdi Göreli'de olduğumuzu biliyorsunuz zaten. Farklı bir köşesine sizi götürmek için ne yapıyoruz? Ali abiyi terk ediyoruz. Göreli'de olduğumuzu biliyorsunuz artık, programımızın açılışını Göreli Belediye Meydanı'nda yaptık, gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız Sayın Tolga Erener'i bulmak için bayağı bir uğraş sergiledik. En son bugün yoğun tempo arasında bulduğumuz bir yerde apar topar İskele Bahçe'ye dedik. Başkanım sizinle görüşmemiz lazım çünkü Göreli programı çekiyoruz. Göreli programı çekerken de belediye başkanından 2-3 cümle ya da 10 dakika 15 dakika sohbet etmemiz gerekiyor. Ya müsait değilim, şöyledir böyledir ama en sonunda kandırdık kendisini. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz Göreli'mize. Çok teşekkür ediyorum sıcak karşılama için özellikle. Nasılsınız dedik, iyisiniz. Çok teşekkür ederim, çok yoğunuz. Vaktiniz çok fazla yok. O yüzden hemen böyle peş peşe sorular gelecek size. Peki bekliyoruz. Belediye başkanı olmakla hayallerinize başladınız mı? Yani belediye başkanı olmadan önceki Tolga Erener'le şu anki Tolga Erener arasında nasıl bir fark var, onu öğrenmek istiyorum öncelikle. Sonra Göreli'yi konuşalım. Sadece sorumluluk anlamında bir fark var. Eskiden de siyasette uğraşıyorduk. Göreli'de ilçe başkanlığı yapıyordum. Tabii Göreli'nin derdiyle tasasıyla uğraşıyordum ama belediye başkanı olmak çok daha farklı. Çünkü akşamları yağmur yağdığı zaman bir yere su alacak mı? Herhangi bir yolda geçtiği zaman kasislere bakıyorsunuz, bordüllere bakıyorsunuz, parkelere bakıyorsunuz, çöplere bakıyorsunuz. Yani her şeyde bir sorumluluk hissediyorsunuz. Evet. Yani olup olmama arasındaki fark sorumluluk açısından oldu. Ağır bir sok hissediyorum üzerimde. Onun da hakkını vermeye çalışıyorum. Peki kendinize zaman ayırabiliyor musunuz başkanım? Çok merak ettim. Gerçekten inanılmaz yoğunsunuz. Biz birkaç gündür buradayız. Dürüst ve konuşmak gerekirse çok da vakit ayıramıyoruz. Özel hayat kalmadı artık. Çünkü siyasetçinin özel hayat artık yok. Olmaz. Tek üzüntüm tabii çocuğumuza, hanımımıza yeteri kadar, eskisi kadar vakit ayıramamak. Onun haricinde özel bir yaşantımız yok. Maalesef yok demiyorum. Çünkü insanlarla uğraşmaktan,
Onlara da çözüm üretmekten zevk alıyorum. Asıl görevimiz zaten bu. Yani bir belediye başkanı veyahut da bu makamlara gelen bir insan, karşısındaki insanlara, halka bir faydası, bir çözümü yoksa zaten o makamlarda bulunmasına da veya yalandan yere işgal etmesine de bir gerek yok. Bu benim görevim. 5 yılını halk bu yetkiyi bana verdi. Ben de bu sorumluluk bilinciyle beraber durmadan çalışıyorum. Gelecekte nasıl bir görele inşa etmek istiyorsunuz? Tabii ki size verilen 5 yıllık süre içerisinde. Aynen. Şimdi biz belli başlı proje beraber seçim kitapçığımızda insanlardan 30 Mart öncesi vaat ederek oy talep ettik. Ve bu vaatlerin karşılığında da insanların oy aldık ve belediye başkanı olduk. Halk görevini yerine getirdi. Yani istemiş olduğu belediye başkanına görev vererek sen 5 yıl boyunca bu vaatlerini gerçekleştir dedi. Ben de hummalı bir şekilde bunlara girdim. Bu çalışmaların içine girdim. Tabii benim seçim kitapçığımda yer alan şeyler belki birçoğu için hayaldi. Onu da söylemekte fayda var. Hatta seçim öncesi bir kahve ziyaretimizde sen dedi bu 19 tane projenin 3 tanesini yerine getir ömür boyu belediye başkanısın demişti. Sanki hayal gibi geliyordu onlara. Ama ben önce altyapıdan başladım. 2014 yılındaki belediyede kanalizasyon altyapısı yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Yani sadece 1999 yılında rahmetli belediye başkanımız Doktor Erdem Dürge zamanında başlayan ve yarıda kalan bir çalışma vardı. Biz onu devam ettirdik ve görevlinin kanalizasyon altyapısını bitirdik. Şimdi bir vadimiz daha vardı. İçme suyu vadimiz. Size yaylı suyu içeceğiz demiştik. Çünkü görevlinin içme suyu şebekesi 1960'lı yıllarda yapılmış. Biz hala maalesef çok sağlıklı olmayan borulardan su tüketimi yapıyoruz. Yarın da Allah izin verirse İller Bankası ile protokolümüz var. Buradan da müjdeyi vermiş olayım halkımıza. Görele'nin içme suyu şebekesi yenileniyor. Baştan aşağı yenileniyor. Esasında belediyecinin görevi altyapıdır. Yani yol, su, hizmet bunları yapmaktır. Ama son zamanlarda sosyal belediyecilik de gelişti. Biz bunları da yapmanın peşindeyiz. Mesela gelir gelmez Görele'de unutulmaya yüz tutmuş bir müzik cemiyetimiz vardı. Görele Belediyesi Müziki Cemiyeti'ni kurduk. Halk eğitimle beraber ortaklaşa ve tam 3 tane konser verdik Görele'de. Ve bu konserleri veren insanlar da parayla getirdiğimiz insanlar değil. Görele'de hemşehrilik yapan, öğretmenlik yapan, esnaflık yapan insanlar. Geçen yıl sanat müziğiyle başlamıştık. Bu yıl hem sanat müziği hem halk müziğiyle devam ediyoruz. Buradan da duyuru yapıyorum. Görele'de yaşayan veya Enesil'de, Çanakçı'da veya da Tirebo'da hiç fark etmez. Hangi insanımız varsa gelsin müziğe katılsın. Gerçekten çok güzel bir ortam oldu burada. Yine Görele Belediyesi tiyatro kulübü kurduk. Başarabilsek inşallah bu yılda onunla beraber devam edeceğiz. İtfaiyemiz yoktu Görele'de. Yani itfaiye derken itfaiye iki kata ulaşan eski yıkık dökük bir itfaiye teşkilatımız vardı. Bizim bir sözümüz vardı insanlara. Görele'de madem 10 kat, 11 kat, 8 kat, 9 katlı binalara ruhsat veriliyor ve Allah muhafaza bu binalarda bir yangın çıksa neyle müdahale edeceksiniz demiştik. Şu anda herhalde Giresun'un en uzun 32 metrelik itfaiyesini ve onun yanında arıcözünü belediyeye kazandırdık ve teşkilatımızı da kurduk. Yeni alımlar yaptık hizmet alımıyla. Şu anda 4 dörtlük bir itfaiye teşkilatımız var. Yine kentsel dönüşüm projemiz var. Bunu çok önemsiyorduk. Tabii kentsel dönüşüm deyince insanlar işte İstanbul'daki gibi mi olacak? Adı kentsel dönüşüm hani bir bina giydirilecek mi gibi düşünüyordu. Hayır öyle değil. Biz Görele Şehir Merkezi'nde belediyenin ve eski halinde kapsamış olduğu hükümet konağında kapsamış olduğu görenin en değerli 17 dönümlük alanını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vasıtasıyla kentsel dönüşüme soktuk ve şu anda yetkiyi aldık. 100 milyona yakın büyük bir yatırım var burada. Yani Görele yenilenecek. Göreleyi denizle buluşturacağız. Yeni binalarımız olacak. Cep sinemalarımız olacak. Üniversite öğrencilerimize yönelik sosyal alanlarımız olacak. Biz bunu başaracağız. Bütün projeleriniz çok güzel ama böyle en can alıcı projeniz hangisi desem sizin için ne derdiniz? Bence kentsel dönüşüm. Çok önemli ve cesaret isteyen bir proje. Çünkü vatandaşı da ikna etmeniz gerekiyor. Tabii ki yani burada neresine baksanız yaklaşık 80 tane hane, yüzden fazla iş yeri muhatabınız. Görele gibi bir yerde büyük bir rakam bu. Bence bu. Ama bu bir başlangıç olacak Görele için. Biz yaşanabilir bir kent istiyoruz. Sadece yani yaz aylarında işte Mayıs ayından itibaren gelen gurbetçilerle dolu değil. Yılın 12 ayı yaşayan canlı bir Görele istiyoruz. Ha Görele bir sanayi şehri olmaz. Biz bunun farkındayız. Ama Görele ne olur? Görele emeklilerin 12 ay kalabilecek olduğu ve üniversite öğrencilerinin rağbet gösterecek olduğu hizmet sektörüyle beraber yorulan ve turizme açık bir küçük kent olabilir. Biz bununla beraber başladık. Mesela nüfus sayımında bir çalışma yaptık. O bile çok ihmal edilmiş. 15 bin yerde görülen nüfusumuz şu anda 18 bin. Resmi TÜİK rakamlarına göre.
Neden? Çoğu insanımız burada yazılma bile yazılmamış, burada yaşadığı halde. Bu bile bir sinerji değildi bizim için. Bunlar uğraşıyoruz. Göç veren göreli mi, göç alan göreli mi desem? Artık durdu ya da Karadeniz'de göç alıyor. Yok, ben doğruyu söyleyeyim. Hala göç veren bir göreli. Görelinin en önemli sıkıntısı istihdam. Tamam, yol, su falan hepsini söyleyebiliriz ama Karadeniz'in başlıca sorunu istihdam. Neden? Yani şu anda ben kendimden baz vereyim. Ben 38 yaşındayım. 39 yaşına geldim hatta. Okumuş olduğum lisedeki, ben Göreli İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi burada okudum. Lise arkadaşlarımdan 2 ya da 3 tanesi burada. Geri kalan İstanbul, Ankara, Almanya. Kendimden baz vereyim yani. Gerçekten de göç veren bir yeriz. Ha, bunu durdurabilir miyiz? Evet, durdurabiliriz. Neyle durdurabiliriz? Akılcı yatırımlarla beraber durdurabiliriz. Hizmet sektörüyle beraber biz bunu araşıyoruz. Hastane bile bir hizmet sektörüdür. Şu anda mesela gençlik merkezi sözümüz vardı. Hayal gibi geliyordu insanlara. Şu anda bitmek üzere. Gidip baksınlar. Yani Giresun'un en güzel gençlik merkezlerinden, hatta Karadeniz'in en güzel gençlik merkezlerinden biri oluyor. Yani işte hayal değil bunlar. Yapılabiliyor. Şimdi hastanemiz var. Değil ki belediyeciliğin görevi mi? Hayır, belediye yapmıyor bunu. Devlet yapıyor en nihayetinde. Ama biz de önce oluyoruz. Gidiyoruz, bastırıyoruz. Mesela hemen seçimlerden önce ek binamızın ihalesi yapılacak. Bu da çok güzel bizim için. Lise vadimiz vardı, bir İmam Hatip Lisesi. Şu anda bitmek üzere. Şimdi Kredi Yurtalık Kurumu ile beraber görüşmeliyiz. İnşallah o olacak. Bir de Çanakçı Dere'miz var. O da güzel bir proje. Kanal Göreli adı. Hani Kanal İstanbul var ya. Kanal Göreli diye bir isim koyduk, slogan koyduk. İnsanlarımızı denizle ve dereyle buluşturmak istiyoruz. Hemen burada Kanal Göreli dediğiniz için sorumu sormak istiyorum. Çünkü Karadeniz bölgesi turizm. Herkesin dilinde bir turizm var. Muhakkak. Göreli bu turizmin neresinde olacak? Turizm için bir yatırım var mı? Bu da olacak. Önemli çünkü. Belki evet. Belediyenin değil ama siz bir belediye başkanı olarak en azından bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu anlamda neler yapılıyor? Bir şey öğrendim. Sevgili seyircilerimizle de paylaşmak istiyorum müsaadeniz varsa. Tabii. Göreli'de otel yok. Yok. Çok enteresan geldi buna. 18 bin nüfusu olan bir kentin konaklamak için bir oteli yoksa çok büyük bir kayıp. Buradan da yatırımcılara böyle bir seslenmiş olmak istedim açıkçası. Bu konuda neler söylersiniz? Seçim vaatlerimizden biri de Göreli bir ya da birden fazla otel kazandırabilmekti. Tabii bunu belediye yapmayacak. Biz önce olacağız. İnsanlar gelecek. Ben size şunu söyleyeyim. Göreli eskiden karasol sanayisinin olduğu ve irili ufaklı 6 tane otel olan bir ilçeydi. Ama dediğimiz gibi yani bu sanayinin kalkması, insanların göç etmesiyle beraber bunlar kayboldu. Bizim sözümüzden biri de otel sözüydü ve bu bir tanesinin temeli geçen hafta atıldı Yeşiltepe Mahallesi'ne. Konut alanıydı, oranın da muhtarı hatta. Rica etti kendisini. Ya dedik ya niye otel yapmıyorsun, çünkü en nihayetinde Cenab-ı Allah sana yer yurt vermiş, para pul da vermiş. Dedi ben işletebilir miyim? Ya biz arkanızdayız dedik. Dedi benim alanlarım konut alanı. Ya ver bir dilekçe meclisten, ben bunu otel alanı yapayım dedim. Çünkü cesaret var bizde dedim. Verdi, koyduk. Kendisi de Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumu ile anlaştı. Şu an otel inşaatına başladı. Nasip olursa herhalde Şubat, Mart ayı gibi bizim otelimiz tamam. Bir de eski Fisko Birlik arazimiz var. Sayın Gürel ailesi burayı satın almıştı. Ben kendilerine bir rica ettim. Dedim ya burası Göreli'nin tam göbeği, en güzel yerlerinden biri. Buraya bir otel yakışmaz mı dedim. Aile olarak bir araya geldiler, konuştular, kabul ettiler. Allah izin verirse Şubat, Mart ayı gibi de onlar da başlayacak. Yani bir değil, iki tane otelimiz olacak. Turizm çok önemli. Şimdi ben tabii her yıl herkes kafasını dinlemek için bir yerlere ayrılabiliyor. Ben de onlardan biriyim. Çünkü tatilin anlamı aynı yerde izne ayrılmak değildir. Mekandan ayrılabilmektir. İşte biz de gezdik yani. Antalya'yı da gezdik. Akdeniz'ini, Ege'sini, Güneydoğu'sunu, Doğu'sunu. Türkiye'yi tanıyalım dedik. Ben gittiğimde nerelisin diye sorduklarında Giresun, Göreli'yim dediğimiz zaman ya bayılıyoruz biz o yerlere. İnşallah geleceğiz. Ya da gelenleri çok sevdim. Neyini sevdiniz? Yaylalarını, yeşilliğini sevdik dediler. Dedim ki ya bir şey var burada, bir ilgi alanı var. Evet. Ve son yıllarda biliyorsunuz Karadeniz'e doğru bir akım var. Bu bir gerçek. Ha, Araplar var, sermaye var, yurt içi turları var. Ama merak ettikleri şeyler gerçekten yaylalar. Ve otantik şeyler. Onlar da oradan sıkılmış. Yani Antalya'daki adam Antalya denize girmek istemiyor. Gideyim diyor Karadeniz'e, yaylaya çıkayım biraz serinleyeyim diyor. Bu otel ihtiyacını biz giderdikten sonra Göreli'de muhakkak surette turizm daha da canlanacaktır. Ama insanları buraya çekecek olan önemli bir enstrümanımız var, kemençe. Evet. Biliyorsunuz ki kemençe dünyaya Göreli'den yayıldı. Bizim iddiamız bu. Evet. Dünyaya buradan yayıldı. Çok önemli kemençe üstadlarımız var. Ve biliyorsunuz göreve geldikten sonra kemençe ve kültür evi yapıldı Göreli'ye. Evet. Kemençemizi biliyorsunuz normal boyutların 10 katı, Karadeniz sahiline diktik. Kemençeye uğramadan gelmeyin diye.
Şimdi biz tur şirketleriyle anlaşıyoruz burayla alakalı olarak. Yani Karadeniz'e tura gelen herkes bizim kemençe ve kültür evimizde duracak. Evet. Durduktan sonra Göreli içine de inşallah girecekler ve Göreli'yi tanıyacaklar. Bunun haricinde de yayla turizmi var. Yeşil yol projesi var biliyorsunuz. Evet. Göreli'ye de bir kol almayı herhalde başardık gibi son zamanlarda. Dokap'ta da görüşmelerimiz devam ediyor. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani birbirini doğura doğura bu şekilde gidecek Göreli inşallah. Yani Göreli biz 5 yıldızlı otel, çok lüks restoranlar değil, butik. Yani her şeyimiz butik. Butik olacak. Çok büyük eksiklikti. Şimdi birebir öğrenmiş olmaktan ben yani, Göreli halkı adına ve dışarıdaki gurbetçi Karadenizler ve turizm adına memnun oldum açıkçası. Seneye geldiğiniz zaman otelimizde kalabilirsiniz. Evet, seneye geldiğinizde Göreli otelinde konaklamayı nasip eder Allah'ımız inşallah. Buradan gurbette olan Göreli halkına, Görelilere, Karadeniz'i merak edenlere neler söylemek istersiniz bir belediye başkanı olarak Sayın Başkanım? Bizim her zamanki iddiamız şu, özellikle bizim gurbetçilerimizin yoğunluğu İstanbul. %90'ı İstanbul'da. Bir sloganımız var. Yani İstanbulsuz Görele, Görelesiz İstanbul olmaz diyoruz. Sağ olsunlar hiçbir zaman irtibatlarını kesmediler oradaki yaşayan insanlarımız. Biz de elimizden geldiği kadar onların yanında olmaya çalıştık. Özellikle önemli günlerde hep İstanbul'da yanlarında olduk. Ben ellerini Göreli'den çekmesinler diyorum ve özellikle şunu söylüyorum, genç nesil, özellikle 10 yaşta, 25 yaş, 30 yaş arası olan nesil, lütfen Göreli, yani sıla-i rahim, bu Müslümanlıkta da vardır, farzdır, gelip memleketini görmek, yavaş yavaş bundan kopuyorlar. Ben bunu görüyorum ve içim acıyor, açık ve net konuşayım. Ya bugün 50-60-70 yaşındaki insanlarımız Göreli'siz yapamıyor. Şimdi bir tanesini gördüm. Harun amca var içeride, evet. Teyze Ali köyünden. Ben geldim dedi. Hoş geldin Harun amca dedim. Yani iki ay dayanabildim İstanbul'da dedi. Geldim dedi. Şimdi kışı da burada geçirecek. Ama genç nesil maalesef daha çok İstanbulluyum demeye başladı. Ankaralıyım, İzmirliyim demeye başladı. Biz bunu istemiyoruz. İstihdam sağlar. Hata bizde de olabilir şey. Ama lütfen diyorum. Yani birlikten güç doğar. El ele verirsek güzel şey yaparız burada. Ve ben bir şey söyleyeyim. Yani burası yaşanacak yer. Evet. Ve Göreli olarak biz iddialıyız. Yani 3-4 yıl sonra büyük şehirlerde belki tamamı olmaz ama eksiklikleri neyse biz onu tamamlayacağız. Evet. Ve burası yaşanacak bir kent haline gelecek. Onun evet. için buraya davet ediyoruz davet onları. Ediyoruz. Biz özellikle de yatırımcılarımızı davet evet, ediyoruz. Evet, turizm anlamında mutlaka değerlendirilmesi lazım. Ben de size bu konuda katılıyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. O kadar çok yoğunsunuz ki çok insanlar sizi bekliyor ve sürekli bir hareket halindesiniz. Çok teşekkür Allah ediyorum. Yar ve yardımcınız olsun. Amin, çok sağ olun. Bizi herkese sıcak ağırladığınız ve karşıladığınız için teşekkür ediyoruz. Herkese bir sene sonra geldiğimizde otelimizi göreceksiniz. Göreli Belediyesi Başkanı Sayın Tolga Erener'in söz verdiği otelde konaklamak üzere deyip biz veda ediyoruz sizlere. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. İyi programlar. Çok teşekkürler. İşte Karadeniz. Göreli'ye gelmişken Kemençe'nin başkent olarak adlandırılan Göreli'de tabii ki horon etmeden olmaz dedik. Ekibi apar topar topladık ve şimdi sizlere güzel bir show sergileyeceğiz. Harikasınız. Nefes alın birazcık. Ben hemen ekibin yanına gelmek istiyorum. Yorulduk mu? Tabii ki. Ne güzel oynadık öyle ya. Vallahi süpersiniz arkadaşlar. Bir kez daha alkış istiyorum ben.
Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. İsminizi öğrenebilir miyim? Süleyman Erenel. Kaç kişiden oluşuyor ekibimiz? En az 7, en fazla 14 olarak oynamaktayız. Göreli halk oyunları ekibi halk diyebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Açılışlarda, organizasyonlarda aynı. Siz olmadan olmuyor. Olmuyor, kesinlikle. Aldığım duyumlar öyle çünkü. Kesinlikle. Birincilikleriniz de varmış, tabii dereceleriniz ki, de varmış. Tabii, bölgelerde, hedefiniz illerde. Hedefiniz herhalde Türkiye ya da dünya geneli bir şey var mı? Valla şu anda hedefimiz ilk olarak Türkiye, daha sonra dünya olarak görüyoruz yani. Şimdi yoruldular sevgili seyirciler, çok fazla onları... konuşturmak istemiyorum. Bütün ekip arkadaşları adına isim neydi? Çok özür dilerim. Erener. Süleyman Erener'le görüşmüş olduk. İkinci bölümde bakalım bizi neler bekliyor. Hadi bakalım. Nice. Söz kemençede. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdıkları için, bizi kırmadıkları için, bizi bu güzel gösteriyle mutlu ettikleri için çok çok teşekkürler. İşte Karadeniz. Sevgili seyirciler, Göreli'de güzel bir yere götüreceğim sizi. Buradaki birçok projede imza atmış. Sonuncu inşaatın konuğu olacağız. Çay kahve içeceğiz. Söyleşi ve sohbet edeceğiz. Bakalım kim karşılayacak? Kimse var mı? Kahvemizi içtik, gayet güzel karşılandık. Evet. Cihan Somuncu, sizi kısa bir tanıyalım. Tanıyalım. 88 Göreli doğumlu Cihan Somuncu, şirketimizin kurucusu. Yaklaşık 86 yılından beri Göreli'de TEDAŞ amirliği yapmış. 2002 yılından beri de firmamızın kurucu patronu olan Nevzat Somuncu'nun oğluyum. Firmamız yılların gerektirdiği işte teknolojinin ilerlemesiyle beraber sadece konut inşaatı yapıyor. Yapsat modelinde iş yapıyor. Arsalar alarak veya kat karşılığı arsalarda sözleşme imzalayarak konut inşaatı yapıyor. Gelişen teknoloji ve insan isteklerine göre de şu an sadece lüks site konutları yapabiliyoruz sadece biz. Şu ana kadar toplamda 750-800 konut gibi bir devam eden ve bitmiş proje toplamımız var. Aktif devam eden de işte 175 daire Göreli'de Doğa Evleri diye bir projemiz. 160 tane konut olan plaj rezidans projemiz var. Bir de ayrıyeten 55 adet vade evleri diye Tirebolu'da plaj mevkini bir projemiz daha var. Devam eden. Piyasada oluşturduğumuz isim olsun, reklamımız olsun şu ana kadar bizde satışta bir zorluk çektirmedi. Allah da çektirmesin tabii. Ama tabii ülke ekonomik durumları, işte bazı konjektürel durumlar bu konuları etkiliyor ama şu ana kadar devam eden hep 2-3 yıllık sürecek bir projelerin içerisindeyiz. Şu ana kadar satışlarımızda bir problem gözükmedi. Hemşerilerimiz olsun, gurbetçilerimiz olsun bizi o konuda yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar. Dilinizde ısırır, nazar değmesin. Nazar değmesin. Hedefleri nedir Somuncu İnşaat'ın? Hedeflerimiz biz 2014 yılında toplamda başladığımız işte dediğimiz gibi 350 konutluk. Belki de diğer firmaların veya kendi firmamızda dahil kuruluşumuzdan beri yaptığımız tüm işleri 2 yılda yapma hedefiyle işte teslim etme hedefiyle başladığımız büyük projelerimiz var. Önce kendimizi deniyoruz yani. 8-9 yılda yaptığımız işleri 2 yılda teslim ederek alnımızın akıyla çıkmayı planlıyoruz. İlk hedefimiz bu. Harfiyat
ekibimiz var, iş makinelerimiz, araçlarımız. İşte mobilya imalat grubumuz var. Bundan destekleyen işte inşaatlarımızı destekleyen granit mermer atölyelerimiz var. Bunu birbirini destekleyecek, kendi firmamızı ikame ettirecek. Amacımız bildiğimiz işi yapmak. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetti. Kolay gelsin diyoruz. İşte Karadeniz. Göreli'ye gelmişken pide yemeden gitmek olmaz dedik ve Göreli pidesini zaten hepiniz biliyorsunuz ama hem mekanımızı hem de Göreli pidesinin imalatını, yapımını sizlere aktarmak için güzel bir mekana geldik. Bu mekanı yakından tanıyacağız. Bugün iki gün kız sana kullandı, tuttu bugün iki gün. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Öncelikle isminizi bir öğrenelim. İsmim Cavit Erciniz. Göreli pidesi. Evet. Nasıl yapılıyor? Neler yap? Önce malzemelerimiz. Evet, Göreli pidesinin en meşhurlardan bir tanesi köy ve yöresel peynir. Tamam. Diğeri de kıyma. Ama bunların tabii karışımlarıyla beraber ki bunlar çok tercih ediliyor. Kavurma kaşar karışımı ve özellikle hepsinden karışık olarak abi, klasik olanlar peynir, kıyma ama diğerleri tabii ki biraz daha şimdi bir şey oluyor. Böyle yuvarlak olanı var, bir tabii. De böyle üstü kapalı evet. Olanı var. Onların kapalı. Lezzet farkı oluyor mu? Valla tabii ki yani hepsinin evet, hepsinin kendine has bir lezzeti bir tadı var ki ama hepsinden tat almak isteyen hepsinden karışık yaptırıp istiyor ama yani, siz hangisini öneriyorsunuz? Valla ben hepsinden tatmalarını tercih ederim. Evet, şimdi çok fazla sözü uzatmadan evet. Ustamıza bırakıyoruz. Of, bu görüntü çok güzel işte ya. Muhteşem sevgili seyirciler. Usta elinize sağlık. Evet. Ne kadar güzel gözüküyor. Şimdi bunun üzerine keseceğiz. Tereyağımız var daha buna. Evet. Bakın en önemli detay sevgili. İşte buharı görüyor musun? Evet. Çıkan buharı. Evet, tereyağlarını bunları koyacağız şimdi. Yani tereyağsız da olmuyor Karadeniz evet. Pidesini ve Göreli pidesini diyeyim. Evet. En büyük özellikle. Olmazsa olmazlarından bir tanesi tereyağıyla yenmesidir. Şöyle azıcık daha atalım bunu. Evet, kapatacağız. Şimdi eriyecek bu yağ. Evet. Onu da koyalım. Evet, bu da sıraya girdi. Bakalım 3 numara. 3 numara. Evet, 3 numaramıza 2 dakikası falan var da yumurta buna kırsak da olur kırmasak da kırmayalım. Buna kırmayalım. 2 dakika sonra onu da aldık mı? Meşhur gördüğünüz tadını artık size bırakacağız. Yani sabırsızlanıyorum sevgili seyirci. Tek servis. Bu da 3 numara en karışık olan kıymalı, peynirli ve kavurmalı yan yana efendim. Tabii ki sucuk da var. Muhteşem gözüküyor. Türk pizzasına benzer. Evet. Yani Göreli pizzası diyelim buna. Karışık. Şekli. Şimdi tadacağız lezzetini evet. Tatmak için servis için hazırlansın. Biz size çok teşekkür edelim. Yağlar tabaklara damlayacak bu şekilde. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yanımda bir bardak ayranla birlikte pide ziyafeti çekeceğiz. Bir kez daha elinize sağlık. Lezzetleri tattık ama henüz yemedik. Mekanımızın sorumlu müdürü Mesut Bey ile beraberiz. Tekrar merhaba Mesut Bey. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakanızdan dolayı ve muhteşem pidelerden dolayı. Ustaya ne kadar teşekkür etsek az sizlere de teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakacağım. Mekanla alakalı bize neler söyleyebilirsiniz? Mekanımız
Görele Hayrullah Koç Parkı'nın içinde. Zaten burada tekiz biz. 1972'den beri biz bu işi yapıyoruz. Yani bir 44 senelik deneyimimiz var bu konuda ve iddialıyız da. Dışarıda ve içeride olarak, içeride zaten 200 kişilik restoranımız var. Dışarıda da yaz mevsiminde 500 kişilik bir servis hizmetimiz var. Ayrıca yazın akşamları canlı müzik etkinliklerimiz oluyor. İşte kışın pek yapamıyoruz gerçi. Kışın burası belediyeye ait olduğu için. Kışın da bu şekilde içeride 150 kişiyle, 200 kişiyle hizmet veriyoruz. Almanya'ya kadar evet. Paket yapıp evet. Bir de hatta gönderdiğimiz doğrudur der evet. Ustamız. Uçak almıyor diye üst üste koyup pres yapıp gidenler var. Ya. Gerçekten o kadar. Yani biz yaz mevsiminde gurbetçi geldiği zaman gerçekten burada 2-3 tane fırınla çalışıyoruz. Görele pidesi, Görele pidesinde yenilir evet. Diyelim. Mesut Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ustamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladıkları için. İşte Karadeniz. Görele'nin Kemençe Kültür Parkı'ndayız ki buraya çok özel bir emek verildi. İyi düşünülmüş objelerden bir tanesi. Şimdi Kemençe Kültür Merkezi. İçeride yöresel kıyafetlerin kemençesi, kemençenin hikayesi olan yerimiz var. Orayı sizlere tanıtmak istiyoruz. Bu yöreye uygun geçmişten günümüze gelen yöresel ürünlerin tanıtıldığı böyle bir kültür parkı olarak adlandırılan güzel mekanlardan bir tanesi. İşte kemençe deyince insanların aklına gelen Pitioğlu Osman. 1901-1946 onu da rahmetle anıyoruz. İşte bu bizim kepçemiz düğünlerde keşkül falan olur ya böyle karıştırmak için ve çok kalitelidir. Yıllarca kullanabilirsiniz. Şu anda çok az gibi gözükse de zaman sonra çok farklı yöresel ürünlerin burada tanıtımı yapılacak. Bu anlamda da belediye ciddi bir çalışma içerisinde. Onun da bilgisini vermiş olalım sizlere. Bakır işlemeli güğüm deniliyor. Yine Görele'ye has Görele'de Kültür Parkı'nda göreceğiniz eşyalardan bir tanesi. Beşiklerimiz değil mi? Eskiden böyle sallardık tabii ki şıngır mıngır. Bebeler uyurdu. Kemençenin tarihçisi olarak adlandırılmışlar. Şöyle bir okuyalım mı? Hem de bilgilerimizi tazelemiş oluruz. Kemençe evet. Bağlama gibi çeşitli Türk çalgılarıyla birlikte Orta Asya kökenliymiş. Türklerin batıya göçleri sırasında önce Kıpçaklar yani Kumavlar eliyle Kıpçakların yaşadığı dünya coğrafyasına yayılmış sevgili seyirciler. Kimi araştırmacılar kemençe adına kuman yani Kıpçak diyorlarmış. Türklerine bağlarlar bölgemize Kıpçaklarla gelen kemençe daha sonraki yıllarda Çepniler eliyle geliştirilmiş. Bugünkü Görele kemençesi Çepni yadigarı olarak adlandırılıyor kemençenin tarihçesinde. Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde Iklı, Oklu, Külzinci bölgemizde kemençeye dönüşmüş aynı zamanda. Bölgemizde 1400'lü yıllardan sonra kemençe varlığını göstermiş. Çepniler yaşadığı Görele ve çevresindeki dut, kiraz, erik, gül, ceviz ağacından kemençe yapmaya başlamışlar. Yayını kızılcık, çet ağacının dallarından, yaydaki kılları da vazgeçilmez arkadaşı atın kuyruk kıllarından yapmışlar. Aslında her objenin bir hikayesi var. Bu hikayeyi de çok güzel kaleme almışlar. Bu açıdan da öz çepni Türk çalgısı olarak adlandırılıyormuş kemençe. Bölgemizde kemençenin tarihi Görele'de başlar. Bilinen ilk kuşak kemençeci Ali Kam'dır deniliyor 1780 ve ikinci kuşak kemençeci Tulcu olarak adlandırılmış 1830'lara dayanıyor. Üçüncü kuşak kemençeci Karaman'dır. Halil Kodalak az önce size göstermiştim. Tam karşımızda duruyor 1878-1964. Bunların yaşadığı, adlarını duyurduğu yıllarda Rize'de, Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da adı saptanmış bir kemençeci ne yazık ki yok deniliyor. Son olarak dördüncü kuşak kemençeci Piçoğlu Osman 1901-1946 yıllarında yaşamış. Gerek türküleriyle, gerek çalgı tekniğiyle çıkardığı plaklarla Görele kemençesini dünyaya duyurmuş. Görele hem kemençe tarihinin hem de horon tarihinin oluştuğu yerleşim yeridir. Buradan doğuya, batıya kemençe, horon ezgileri yayılmıştır. Biz horon diyoruz ama burada horon olarak yazmışlar. Bu da küçük bir dipnot sizlere. Evet, Görele'de yolculuğumuz keyifli bir şekilde devam ediyor. İşte Karadeniz.
Görele Turan Öner Kültür Merkezi adı altında. Ve Turan abiyle alakalı yeni bir şey de öğrendim. Yeni parkta ona çok özel bir yer yapacaklarmış, vereceklermiş. Bu anlamda da hem sohbet edeceğiz, birbirinden güzel hediyelik eşyalar için Göreli'ye geldiğinizde kapısını çalacağınız tek yer diyebilirim Turan abinin mekanını. Turan abi, orada mısın? Geliyorum. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, saygılar, hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Ne kadar böyle biz çat kapı geldik. Evet. Hani kabul ettin. Allah razı olsun. Böyle... Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Süpersin. Ama yerin çok dar be. Haklısınız da ben bugüne de şükrediyorum hanımımızın. Bankadan emekli olduktan sonra 17 seneden beri buradayım. Hediyelik eşyaları görünce sevgili seyirciler inanılmaz. Yani ne almasam diye aklınızdan bir şey geçmez. Hepsini almak istersiniz. Güzel, özellikle hazırlanmış. 1998 senesinde bunu açtığımda bunun fiyatı 5 liraydı. 2015 yine 5. Ya inanmıyorum. Ne olacak? İnanın böyle yani. Ben sadece emekli aldığım parayı buraya harcamak, bir de eş dost kazanmak. Evet. Bunun sayesinde çok şeylere imza attım yani. Çok eserler meydana getirdim. Değirmendi, çeşmeydi, suydu falan. Buradan kazandıklarımı yine İnsanlar için harcıyorum yani. Evet, zaten çocuklar üniversite mezunu. Zaten bana ihtiyaçları yok. Üçü de İstanbul'da. Hı hı. O da razı olsun. Hepsi mühendis, mimar hanımlarıyla evli. Ama severek yapıyorsunuz bu işi. Anlatırken o kadar keyif anlatıyorsunuz ki hani böyle seviyorum. Sevgili seyirciler, Turan abinin kültür merkezindeyiz. Hediyelik eşya fuarı gibi burası. Ve buradaki şimdi şu elimde tuttuğum ibriğin seferbirlik döneminden yani yaklaşık 100 yıllık olduğunu dile getiriyor. Ve tabii ki el emeği göz nuru. Çok enteresan. Göreli'ye yolunuz düştüğünde Turan abi kime sorsanız bilir. Sizi mutlaka yönlendirir. 5 yaşındaki çocuk bilebilir beni diyor. Turan abinin mekanına gelip istediğiniz gibi hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Kadırgan dedikleri bir yamanın birinde. Kadırgan dedikleri bir yamanın birinde. Dedine yalvarıcı ne var benim elimde ne var. Uzak yerlere kız verme de yandım aman aman. O yeter ki aman aman o yeter gizem. Ağzınıza sağlık vallahi. Evet. Size de çok teşekkür ederiz. Ben spontane gelişti çünkü. Ya ben güldüm zaten de ama o tabii ki sözlerdeki acı insanın kalbini acıtıyor yani. Sizi de tanıyalım gelmişken. Ben Mustafa Seyiz. Kemençe hobim. Elektrikçiyim kendim. Kemençeyi bile elektrik takarım diyorsun yani. Zaten var ki arkalarında bir cihazları falan var. Evet. Evet. İşte kaç yıldır çalıyorsun kemençe? Hemen hemen 20 yıldır çalıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Turan abi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın inşallah diyor. Yine sizleri Göreli'de şöyle güzel bir tura devam ettiriyoruz sevgili seyirciler. İşte Karadeniz. Yanımızda yine çok değerli bir firmanın sahiplerinden Ahmet Dede. Ahmet Dede Beyefendi ile beraberiz. Görele Beton. Evet, Görele Hazır Beton. Merhabalar öncelikle. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyilik, sağlık, sağ olun, teşekkürler. İşleriniz, güçleriniz, her şey yolunda. Elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun. Sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Önce kendinizden birazcık bahsederseniz. Ne zaman bu sektöre girdiniz? Ben doğuştan bu sektöre girdim gibi oluyor. Çünkü babam Görele'de ileri gelen bir işverendi.
Kendim mimarım. Mimarlık olarak da hizmet vermekteyim. Göreli Hazır Beton firmasının daha geçmişinde, yani babamla beraber temellerinde inşaat 1980'lerden başlıyor. 1989'lardan, 90'lardan başlıyor. Ama 2006 yılında Göreli Hazır Beton firması olarak faaliyete geçtik. 2010 yılında da Hazır Beton olarak bölgeye hizmet vermekte. Bu yılda asfalt plant tesisini kurduk. İlk Hazır Beton çıktığı zaman C18 betonla dökülmüştür diye Erzurum'da bir binanın üzerinde övünç kaynağı olarak dev bir pankartla beraber Hazır Beton ilanı görmüştük. Biz de dedik ki C18 çok iyi bir şey. Şimdi C25'ler, C30'lar konuşuluyor. Düşünün, elle bunu dökmek çok zor olduğu için C18 betondan bahsediyor. Ama biz şu anda C35, C40 ve daha laboratuvar testi olarak daha büyük firmalar köprülerde ve daha şeyde C300 betona kadar deniyor. Allah korusun, Allah göstermesin, bir deprem olduğunda binanın sağlam olup olmadığı anlaşılır. Ona göre de biz sağlam bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Laboratuvarlarımız var. Hepsinden numune alıyoruz. Numunelerin birini saklıyoruz. Müşterilerimiz geldiğinde de ona dönüş yapıp bakın sizin burada numuneniz var diye. Hedef olarak kendime 1000 işçiyi koydum. Yani dedim ki biz, Allah-u Teala bize nasip ederse 1000 işçi çalıştırabilecek potansiyeli, 1000 kişiye ekmek verelim diye. Şu anda ne kadar veriyorsunuz? 116 işçiye ekmek verebiliyoruz, öyle diyelim, ya da işçi çalıştırabiliyoruz. Ama hedefim tabii ki 1000 işçi çalıştırmak. Keşke olsa 5000 olsa. Yani ilk öncelikle hedefim 1000 işçiye, yani 1000 kişi ailesini doyurabilecek 3-4 kişi oradan deyip de 4000 kişiye hizmet verebilmek. Bu bizim için gurur kaynağı. Ha, ben kazanmayayım. Karşılığında 1000 kişinin karşısında sen büyük iş yaptın, çok kazan değil. Ama 1000 işçiyi yönetmek, öyle bir hedefim var yani. Her Göreli Beton sahiplerinden Ahmet Dede Beyefendi ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Tekrar görüşmek üzere deyip biz vedalaşıp programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte Karadeniz. Hava gerçekten sabah çok güzeldi ama öğleden sonra ciddi anlamda yağmurlu, güneşli, karışık ve sisli bir hava bizi karşıladı. Karşıda görmüş olduğunuz, hani Göreli'den yukarı çıktım Çanakçı'ya, dayanmıyor bu yüreğim ayrılık acısına. Doğru söyledim. Şarkısının olduğu güzergahı görüyorsunuz ya da kameraman arkadaşım gösteriyor sizlere. Dumanlı dumanlı, oy bizim eller, oturup ağlasam delisin derler de var ya, işte o şarkıların, türkülerin söylendiği en dertli dağlar, tepeler aslında görmüş olduğunuz alabildiğine yeşille kaplı Karadeniz. Yağmurun damlaları vuruyor pencereye. Yağmurun damlaları vuruyor pencereye. İşte Karadeniz. Oldukça yoğun, oldukça kalabalık, oldukça insan serinin olduğu bir gündeyiz. Göreli'deki yolculuğumuz devam ediyor. Bugün Göreli'nin pazarındayız. Ama öncesinde röportajlarımıza geçeceğiz. Yöresel ürünler pazarına sizi götürmek istiyorum. Çünkü Göreli'nin helvası çok popüler. Bu anlamda da işte kameraman arkadaşım gösterecek sizlere. Ekmeği de var, helvası da var. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederim. İsim? Şöyle Abdullah. Biraz kaçma helvanın yanında. Helva görülsün. Abdullah. Durkaya. Durkaya. Evet. En meşhur Göreli, evet, helvacısı siz misiniz? Tek imalatçı da biz kaldık. Tek. Tabii. Sizden başka kimse yok mu? Yok. Sen imalatta yapmasını biliyor musun bu helvayı? Tabii ki. Biliyorsun. Bize biraz anlatır mısın? Bu helvamız tamamen doğaldır. Evet. Organiktir. Şeker, su ve çöğen otundan başka ve bir limon tuzu vardır içinde. Onun haricinde başka bir şey yoktur içinde. Tamamen nasıl doğaldır. Nasıl yapıyorsunuz? Kısaca böyle bahsetsen, nereden başlıyorsun şekerde? Şekeri kaynatıyoruz. Çöğen otunu da köpük haline getirip birbiri karıştırıp bu hale alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. İçi dışı komple ceviz. Keserle kesiyor olmamızın bir özelliği var mı? Özelliği şu, katı olduğundan dolayı en rahat şekilde kesme biçimi budur. Bıçakla kesemez miyiz? Yok, kesilmez. Ben deneyebilir miyim? Ne kadar şerde olduğunu? Ne kadar... Ya gerçekten, hani derler ya taş misali. Bu ağızda nasıl eriyor? Ağızda girdiğinde sıcaklığı gördüğünde erir gider. Allah Allah. Peki bu? Ve bizim tavsiye ettiğimiz yeme şekli sıcak ekmeğin ya da sıcak pidenin arasına koyulup yenmesi daha lezzetli oluyor. Anladım. Tabii ki. Bu sadesi, bu cevizlisi. Tabii ki sadece. Enerji deposu sevgili seyirciler. Eğer Göreli'ye yolunuz düşerse yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi
yöresel ürünler pazarını bulacaksınız. Abdullah kardeşimin ismini soracaksınız. Çünkü ondan başka yok zaten yapan. Senenin 12 ayı oluyor mu? Yıl 12 ayı burada göre de bulma imkanımız var. Kaç kilosu? Kilosu, sadenin kilosu 12, cevizin kilosu 20 lira. Bunlar nereden geliyor? Gümüşhane'den ithal ettiğimiz pestil. Doğal pestil, köylerin yapmış olduğu pekmez. Kesane balı mı? Yerli dut pekmezimiz. Dut pekmezi kaç lira kilosu? Kilosu 30 lira. Ne diyorsun ya? Çok diyorsun ya. Semina usulü ne olur acaba? Ya tabii ki müşterilerimize indirim yapıyoruz tabii ki. Bu da hani katı kuralı değiliz yani. Ama şimdi dut pekmezi zaten çok değerli bir besin. Tabii ki. Dut pekmezi nereden geldi dediniz? Yerli, buranın yerli. Tabii köylerinden gelen. Tereyağımız var. Evet. Yine yerli. Onu gösterdik ya, tulum peyniri. Peynir kaç lira kilosu? Demiştim, peynir kilosu. Yağlı tulumumuz 15, yağsız tulumumuz 12. Aa, burada daha ucuz sevgili seyirciler. Başka bir çekim esnasında 20-25 civarında fiyat söyledi. Niye ucuz sende? Ya şimdi ben daha burada yeniyim. Müşteri çekmem gerekiyor. Ya onun için biraz da tabii fedakarlık göstermek gerekiyor. Esmer ekmeği nerede yaptırıyorsunuz? Bunu biz Kürtün'den, Gümüşhane Kürtün'den ithal ettirip getiriyoruz buraya. Tamamen doğaldır. Köylülerin kendi yapmış olduğu. Ve uzun süre dayanabiliyor bildiğim kadarıyla. Ya bir hafta dışarı kalsa bir şey olmaz. Evet, öyle bir özelliği var sevgili seyirciler. Hepiniz biliyorsunuzdur. Hani bunları biz sizlere dönem dönem zaten aktarıyoruz. İşte Karadeniz. Pekmez kaynatan birini bulabilmek için o kadar çok mücadele ettik ki sonunda bu sefer yakaladık diye düşünüyorum. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Nasılsın? Şükrederim Allah'a. Ne yapalım? İsminiz? He? İsmin ne? Fikriye. Fikriye. Ay, duman güzele mi gelirmiş? İkimize birden vurdu. Kaç yaşındasın? Ben 82 yaşındayım. 82 yaşındasın. Allah uzun ömürler versin. İnşallah, inşallah. 82 yıldır pekmez kaynatıyorum deme bana. Elimden geldi, onu yapayım. Her sene yapıyor musun? Bazen yapayım, bazen sanırım yap. Üzüm pekmezi. Üzüm pekmezi. Peki bu hale gelmeden önce ne yaptınız? Bana biraz bahseder misin? Topladık, ezdik. Evet. Suyunu yıkadık, sıktık, koyduk buraya. Şimdi bunu kestirecek. Tekrar kabı alacak. Tekrar kabını yıkayacak. Ondan sonra süzülecek. Pekmez olacak. Oh ne güzel. Peki bunu konu komşuya dağıtmıyorsun. Kendin için yapıyorsun değil mi? Konu komşuya veriyorum. Veriyorsun değil mi? Hayır, kurban olurum sana. Tabii biz komşu bir şey yemeyiz. Bizim köyde herkes birbirine verir. Komşu da pişer, bize de düşer dediklerinden Fikriye teyze. Ne de olsa eski toprak. Ben yaparım, komşularıma da veririm diyor. Çok da lezzetli. Bu ekşi üzüm pekmezi olacak değil tamam, mi? Ya. Yoğurtla güzel yenilir bu. Yok. Ne? Yoğurtla yine tatlısı oluyor. Bu ekşi yapacaksın, nardak yapacaksın bunu. Nardak? Böyle ezeceksin bunu. Ha. Sonra içeceksin işte. He, yani kompostonun suyu gibi düşün. Aynen. Kaç çocuğun var Fikriye teyze? Üç. Üç çocuk. Allah bağışlasın. Yanında hangisi? Bu gelin mi Gülnihal? Gülnihal benim kızım. Kızın mı? Tamam, gelinler nerede? Gelin çarşıda. Çarşıda mı duruyor? Gelin köyde duruyor mu şimdi? Bu gelinler hep böyle sevgili seyirciler. Her iki kızla Allah'tan çocuğum yok yani. Olsaydı oğlum olsaydı, gelinim köyü sevmeseydi herhalde ben kavga ederdim. Kötü kaynananın. Yok, ben evde kaldım, kimse almadı beni. İyi ya, kalmamışsın ya da yalan. Kaç yaş baş yer. Ben de aldım başımı, senin peşinden geliyorum Fikriye teyzeciğim. İnşallah. Herkes evlenmeyen evlenmiyor, ne olmuş? Aynen. Ha, katılıyorum sana. Var mı gurbette sevdiklerin, bacın? Var. Akraba nerelerdeler? İstanbul'da. Belçika'da var, İstanbul'da var. Sen gidiyor musun İstanbul'a? Gidiyorum. Gidiyorsun. He. Kışları mı gidiyorsun? Bazen girip geleyim, gezip tozup geleyim. Peki senenin kaç ayı köyde vakit geçiriyorsun? Biz devamlı köyde kalıyoruz. Neyle geçiniyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz mesela? Ne var? Emekli aylığım. Emekli aylığım var. Adamımdan aylığım var. Oh ne güzel, maşallah. He. Kaç saat sürecek bunun tamamı? Akşama yine çok kalmaz diyorum ben onu. Ya akşama kalmaz dedi, nereden baksanız bir 3-4 saat sürüyor Fikriye teyze. Oyna Giresun oyna, vur elleri ellere. Oyna Giresun oyna, vur elleri ellere. Karşılamayla coşa, vur oğlu güzellere. Bektaş'ın güzellere. We'll be right back.
İşte Karadeniz. Göreli Belediye Meydanı'ndayız. Güzel bir gün. Aslında yağmur Karadeniz'de hiç eksik olmuyor. Fakat şansımıza bugün günlerdir ilk defa gökyüzünde yüz yuvarlak adı güneş olan şeyi görmüş olduk. Afiyet olsun. Merhaba. İsim? Havva. Ne kadar güneş yüzlüsünüz. Çok mu mutlusunuz? Kardeşiz biz üçümüz. Üçünüz de mi? Evet. Üç kız bir arada. Bak, Havva. Güller. Katibe. Katibe, Güller, Havva. Evet. Havva, Katibe, Güller. Üçü bir arada efendim. Hani Nescafe gibiler bunlar. Üçü bir arada. Afiyet olsun. Dondurma zararlı derler de Göreli dondurması zararlı değil demek ki. Yok. Siz yediğinize göre. Kaç yaşındasınız? 75. Maşallah, Allah uzun ömürler versin. Turp gibi gözüküyorsun. Sağ da versin kızım, sağ da versin. Teşekkür ederim. Balıkçı kardeş, kim iyi bağırırsa onunla röportaj yapacağım. 1, 2, 3. O zaman nasıl? Benim dikkatimi nasıl çekersin? Oo! Oo! Uçalamadım gitti. Sanki bu tarafa geleceğim gibi bir his var içinde. Uçalamadım gitti. Ne oldu senin sesin çıkmıyor? Süpersiniz. Tam dönemi, tam mevsimi sevgili seyirciler. Hamsi biraz daha duyabilsem olsun size. Hamsi'de ne var? Hamsi'de kampanya yapmış. Bir alana 5 bedava mı? 11 alana 2 bin bedava. Merhabalar. Pazar olsun. Sürmenle yolunuzda dinler bize tuzak. Nasıl işler? İşler biraz gevşek ya. Bu sene biraz balıklar çok az çıkıyor. Merhaba, isminiz? İsmim Semra Önder. Hamsi seviyor musun? Seveyim. Kaç liraymış? Pahalı mı, ucuz mu hamsi? Hamsi... Hamsi? Biz yani bir indirim olsun yani. 7,5 lira kilosu diyor. Ablaya indirim yapmayacağınız mı? 5 liradan alacaksın bak, şanslısın. Siz dikkat çekmesi için nasıl bağırıyorsunuz? Az önce bağırıyordunuz. Yine bir bağırın bakayım. Canlı hamsi burada. 7 1,5 on. Canlı hamsi. Canlı hamsi. 7 lira 1,5 on. 3 günü 20. 3 günü 20. Sesimiz geliyor mu? 3 günü 20. 3 günü 20. Canlı hamsi burada. Siz hamsi mi alacaksınız? Ne kadar canlı? Ne kadar canlı? Balıkçısısın sen? Ben dürüst balıkçısı. Tekçacı derler. Gavaz ağacı. Görelerin meşhur ağası. Niye bağırıyorsun? Bağırma, ben konuşayım böyle. Huyu mu böyle? Evet. Hep mi böyle? Evet, böyledir. Ama 15 lira, 10 lira bir yer. İsim nedir? İsim Hacı. Hacı Yaman. 15 lira. Yaman var mı? Yok, Şehit. Soy isim Şehit. Hacı Şehit. Evet. Hacı abi, kaç yıldır balıkçılık yapıyorsun? Ben 5 senedir yapayım. 25 senede devlet dairesinde çalıştım. TEDAŞ'ta. Ama balıklar senden böyle korkarsa... Korkma, canlı bak, görüyorsun. Vatandaş canlı balığa geliyor. Buyurun buyurun, gelin bakalım, evet, gelin canlı. Gelin. Buyurun. Bir kilo alana bir kilo bedava. İşte Karadeniz. Erdem Çöten'le birlikteyiz. Evet. Merhabalar hocam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Yeni sezonunuz hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ediyoruz. İyi bir sezon başı hazırlık dönemi geçirdik. Genç bir gruptan oluşuyor takımımız. Genç oyunculardan oluşuyor. Sisteme göre oyuncu seçimleri yaptık. İyi bir ekip oluşturduğumuza inanıyoruz. Göreli Spor'un hedefi biz olalım olmayalım her zaman şampiyonluktur. Biz de varız. Şampiyonluktur bir hedefimiz. Bizlerin aracılığıyla taraftarlara bir şeyler söylemek ister misiniz? Taraftarımızdan memnunuz. Çok bilinçli, futbol kültürü olan bir taraftar grubumuz var. Evet, Solga'yı daha önceden Giresunspor'dan hatırlayacaksınız. Geçtikçe daha da iyi gidiyor. Hı-hı. Yani sezon sonu da tabii başarı için geldik buraya zaten. Hı-hı. Sezon sonu da Allah izin verirse, nasip ederse şampiyonluk yani.
taraftarlara buradan ekranlarımızdan neler söylemek istersiniz? Öncelikle senden başlayalım. Başta Hasan. Seviyor musunuz? Görele spor taraftarları sizi yalnız bırakmıyor. Çok da hiçbir zaman var, fanatikler bu konuda. Bizi buradan Fizan da olsa desteklemeye gelirler yani. Sağ olun. İyi şanslar diliyorum. Determanlım. Beşinle geze geze kız kalmadı determanlım. Gel gidelim gidelim çiçekli yaylalara. Sen de güzelim diye bakarsın aynalara. Sen de güzelim diye bakarsın aynalara. İşte Karadeniz. İşte Karadeniz, işte Görele deyip artık son noktayı koyacağız sevgili seyirciler. Görele'nin birbirinden güzel yerlerine gittik. Biz çok keyif aldık iki günlük serüvenimizin içerisinde. Görele Belediyesi bizi çok samimi ve sıcak karşıladı, çok güzel ağırladı. Buradan Görele Belediyesi çalışanlarına, özellikle sevgili Uğur Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda, işte Karadeniz'in çok güzel başka bir köşesinde, bir dahaki programda görüşünceye dek yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına kucak dolusu selam ve sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Karşıdan bu